Arkadaşlar merhaba. Şimdi kurbanla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Aslında tefekkür ediyoruz. Ben bir öğretmen, bir öğretici olarak değilim burada. Biliyorsunuz kurban keserken onun kesilmesini izlemeyi tavsiye eder Peygamberimiz. Çünkü insan kanı gördüğünde amigdala devreye giriyor. Biliyorsunuz beynimizde amigdala var. Bir önceki paylaşımda görebilirsiniz. Beynimizin içinde koç boynuzlarına benzeyen bir şekil bu. Büyük ihtimalle Zülkarneyn, tarihte geçen Zülkarneyn, karneyn boynuz demek. Çoğu Zeus'ta ve diğerlerinde böyle heykellerinde vardır. Bilmiyorum görmüş müsünüzdür tarihsel bölümlerde. Kurbanı keserken ona bakmak insanın amigdalasını tetikliyor ve bu kanın akması ondaki o korkuyu öldürüyor. Yani aslında egoyu öldürüyor. Bizi bu korkulara tetikleyen ego. Şimdi normalde biz amigdalayı tetikleyen bu şeyleri engellemek için bir de abdest alırken elimizi başımıza meshederiz. Suyla biz başımıza meshettiğimiz zaman aslında nefsi mülheme denilen, ilham olunan nefis, tat çakrayı aslında şey yapıyoruz, dengeliyoruz. Yoksa amigdalamız bizim tat çakramıza çalışmasına mani. Bir şekilde biz abdest alarak ibadetlerde Allah'a yakınlaşma, kurbiyet ve arada egoyu kaldırmakla alakalı böyle bir ritüel kurban. Yani burada mesela her beden mizacı, her kan grubu aynı eti, aynı gıdayı yemiyor biliyorsunuz. Kan gruplarına göre beslenmeyle ilgili bir paylaşım yapmıştım birkaç gün önce. Kan gruplarına göre mesela 4 element var biliyorsunuz. Ateş, safravi, demevi, balgami ve bu klasik Hipokrat'tan gelen bir eğitim bu. İbn Sina söyler bunu. Binlerce yıllık bir öğreti. İnsanlar 4 elementten oluşur. Kiminin ateşini söndürür bu kurban, kiminin suyunu dindirir, kiminin toprağını besler. Biliyorsunuz Anadolu'da kesilen kurbanların kellelerini şeye asarlar. Meyve vermeyen ağaçlara kan sürerler mesela. Mesela askere giderken veya evlenirken kestiğimiz kurbanın kanını alnına süreriz biz insanların. Özellikle de pineal gözün olduğu yer burası. Burayla ilgili, bu kanı sürmeyle ilgili, pineal gözle ilgili birçok... Evet, canlı telefon geldi, özür dilerim. Yayın kesildi. Normalde biliyorsunuz zerdeçal ve bal karışımı bir karışım var. Onu eğer alnınıza sürerseniz bir mikron kadar olan kısmını bile deri çektiğinde pineal göze faydası var. Şimdi bunu kurban kanıyla düşünün. Kurban kanının, buraya sürdüğümüz kanın onu kutsadığını, mesela kesilen kurbanın kanının ağaçlara, sebzelere can verdiğini. Mesela kozmolojik ritüeller var. Mesela ay tutulduğunda, güneş döngülerinde, diğer her yerde, Anadolu'da kadim zamanlarda kurban keserlermiş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Mesela ibadetlerimizi yaptığımız zaman, bir nimet geldiği zaman şükrederiz. Mesela araba aldığımızda onun plakasına kurban kanı sürüyoruz. Dikkat edin, burada hani kurbanla ilgili çok... Çok sansasyonel konuşmalar oluyor. Çünkü şey düşünülüyor. Ya işte insan, hayvanların da hakkı var. Bitkilerin de hakkı var. İnsanların da bir hakları var. Sonuç Allah insanların faydalansın diye ayet böyle. Kur'an-ı Kerim'de böyle diyor. Nahir kesmek demek. Bu kesmenin dediğim gibi amigdalayla birçok konuyla alakası var. Akan yaratılan onun derisiydi, işkembesiydi, kemiğiydi, ayakkabısıydı. Boynuzuydu, dişleriydi, her şeyi insanın faydasına. Yani hayvanları mesela çiftliklerde sürüyoruz. Biliyorsunuz savaşlarda onlarla senelerce şey cephane taşıdılar. Hayvan hakları savunucuları arkadaşlar haklılar. Fakat kurban bir ibadettir. Kurbanı yaratanın bir emri ve kurban kurbiyetle alakalıdır. Kur'an'da şöyle bir ayet var. لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Sizden ona hiçbir et ve kan gitmez.
وَلَاكِنْ يَنَالُ takva. Sizin takvanız ancak onu Allah'a ulaşabilir. Biliyorsunuz Habil ile Kabil ilk kurban hikayesi geçer Kur'an'da. Kabil kurbanını sunduğunda Allah onu kabul ediyor. Kardeşi bu kıskançlık, bu verdiği buğday, birisi hayvancılığı, biri çiftçiliği başlatan bir sembolizm aslında. Biri nefis, biri egoyu aslında temsil eder. Habil ne dedi? Sen beni öldürsen de ben sana karşılık vermeyeceğim. Şimdi bu ilk kurbandan beri insanların yaşamında çok önemli bir etken bu. Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugünkü böyle kısa bir tefekkür olmuştu. Sizinle paylaşmak istedim. Hepiniz hayra kalın.